El Salvador Hazine Bakanı, Ukrayna-Rusya çatışmasının bitcoin fiyatlarını bozduğunu, volkan tahvillerinin hala sakıda olduğunu belirtti. El Salvador Hazine Bakanı Alejandro Zelaya, şu anda Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan çatışmanın uluslararası piyasalarda bitcoin fiyatını etkileyerek bozduğunu açıkladı. Bu aksama nedeniyle Zelaya, Başkan Nayib Bukele tarafından geçen yıl açıklanan Bitcoin şehrinin inşasını finanse edecek olan yanardağ tahvillerinin henüz ihraç edilmesinin mümkün olmadığını da belirtti. El Salvador Hazine Bakanı, çatışmanın Bitcoin fiyat eylemini etkilediğini söyledi. Askeri çatışma ve jeopolitik huzursuzluk, kripto para piyasasında Bitcoin fiyatının performansını etkiliyor olabilir. Bu, El Salvador Hazine Bakanı Alejandro Zelaya'nın görüşüdür. Bu değişkenleri bağlayan yanardağ tahvillerinin lansmanını geciktiriyor. Yerel bir televizyon kanalına verdiği röportajda Zelaya, yatırımcıların Rusya-Ukrayna ihtilafı sırasında fonlarının bir kısmını başka sektörlere yönlendirmiş olabileceğine inandığını açıkladı. Şunları söyledi. Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmanın gelmesiyle birlikte kriptoya yapılan birçok yatırım, silah endüstrisiyle ilgili şirketlere yapılan yatırımlara dönüştü. İlaç sektörüne yapılan yatırım transferleri vardı ve diğer durumlarda bunlar tarımsal malzeme üreten şirketlere gitti. Ayrıca Zelaya yukarıda bahsedilen çatışmanın neden olduğu fiyatlardaki bu bozulma nedeniyle El Salvador'un yanardağ tahvillerini ihraç etmenin zamanı olmadığını açıkladı faaliyetlerine güç sağlamak için yalnızca jeotermal enerji kullanması öngörülen Bitcoin sitinin bir kısmını finanse etmek için kullanılacak olan bu tahvillerin daha önce bu yılın ilk 3 ayında piyasaya sürülmesi planlanmıştı. Hodl modu etkinleştirildi. Zelaya El Salvador hükümetinin Cumhurbaşkanı Nayib Bukele aracılığıyla gerçekleştirdiği Bitcoin alımlarını eleştiren uzmanları çağırdı. Şu anda El Salvador, cüzdanlarında farklı fiyatlarla satın alınan 2, 500'den fazla BTC bulunduruyor ve bu kele birkaç kez daldan satın aldığını duyurdu. Zelaya bu bitcoinlerin satılmak için alınmadığını ve başka varlıklarla takas edilmeden satın alma ile ilgili herhangi bir kayıp olmadığını belirtti. Belirtti. Madeni parayı gerçekten satmadığımızda her zaman çıkıp kaybettiler diyorlar. Madeni paraları satmazsanız, onları tutarsınız, fiyat tekrar yükselene kadar beklersiniz. Hazine Bakanı Alejandro Zelaya'nın bitcoin fiyatı ve yanardağ tahvillerinin piyasaya sürülmesinin gecikmesine ilişkin açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorum bölümünde bize bildirin.